Yani yarın zaten yok da cumartesi emin değilim. Her güne 10 bin dolar veriyor. Bu iki kişi... Bırak lan bu işleri. Bırak lan. Bu iki kişiyi var. Bu iki kişiyi vahşi doğanın ortasına bıraktım. Bu iki adam hayatlarında birbirleriyle hiç tanışmadı. Tanıştığımıza memnun oldum dostum. Ve vahşi doğada hayatta kaldığınız her gün size 10 bin dolar vereceğim. Umarım yeterince getirmişsindir dostum, uzun süre kalacağız. Hey bırak o kamerayı, hadi gidelim. Tamam. Kendinize iyi bakın, ikiniz de multimilyoner olabilirsiniz. Biz buradan çıkana kadar fakirleşecek. Bir dakika, ne vermiş ben anlamadım. Tamam. Kendinize iyi bakın. İkiniz de multimilyoner olabilirsiniz. Biz buradan çıkana kadar fakirleşecek. 26 dakika. Ben Hayes. Hayes, ben Grace. Memnun oldum Grace? Dostum. Grace, evet. Pekala. Yeni arkadaşım olacaksın. Kaç gün olur orasını bilmem. Şu andan itibaren bu adamlar günlük 10 bin dolar alacaklar ve tek sınır ne kadar süre hayatta kalabilecekleri olacak. Yani teorik olarak sınırsız para kazanabilirler. Burada kalabilirsek milyonlarımız olur. Kamp kuracak yer arıyoruz. Ateş yakacak. Amına koyarım. Bak ciddiyim, 6 ay falan yaşarım. Hiç umurumda olmaz. Ed Stafford gibi çıkarım buradan çırılçıplak. O video yayınlayamaz, anladın mı? 2030'larda falan yayınlar. Caz gece için. Bence kampı buraya kurabiliriz. Gecenin geri kalanında odun topladılar ve erzaklarını gözden geçirdiler. Burada yaklaşık 5 günlük yemeğimiz var. 2 şişede su. Fazladan kıyafetler de var. Kalın montlar ve bu. Ateş kutusu. Bakalım ateş yakabilecek miyiz? Aa, evet. İyiyiz. Yatakları çam iğnelerinden yapalım. Rahat olmayız tabii ama en azından donarak ölmeyiz. Ah, hayattayız. Abartmayın daha be. Ve sabah onlara ilk 10 bin dolarlarını vermek için geldim. Çocuklar, ilk gece nasıldı? Bak bu motive eder işte. 24 saat geçti ve 10 bin dolarla gelmedim. Sormayacak mısınız? Evet, sormalıyız değil mi? Evet. Tamam, yukarı bakın. Ah, inanılmaz. İşte başlıyoruz. Her 24 saatte bir sizin için uçaktan 10 bin dolar atacağız. İşte 10 bin dolar. Paraşütlü bir Niye? Çantada. Yakalayın hadi. Hadi dikkat et. Dostum bu çılgınlık. Dostum bu videonun sonunda zengin olacağız. Bu parayla birlikte buyurun fişeğiniz. Aa. Dikkat edin, havaya ateş ederseniz mücadele ikiniz için de biter ve kazandığınız parayla gidersiniz. Bir yılda 3,6 milyon. İnanılmaz. Planımız bir yıl. Bunu ikiye ayıralım. Bu senin. Ne? Bu da benim. Şimdi birbirimize kazık atamayız. Ancak videonun devamında bu plan tam olarak işe yaramıyor. Kötü hissettiriyor ama o işaret fişeği tabancasını çalıp ateşlemem gerekiyor. Ve tekrar baba olacağım. Eğer o fişeği at... Adamın kıçına şaplığa vururum. Var mı öyle bir şey ya? Ateşlersen cidden elimde kalırsın bak. Pekala dostum, zengin olmaya hazır mısın? Kesinlikle. Üçüncü gündeyiz ve artık yerde uyumaktan bıktıkları belli oluyor. Bir 10 bin doların daha ardından barınaklarını inşa için çalışmaya başladılar. Ceketimi çam iğneleri toplamak için kullanacağım ve barınağın üzerine koyacağım. Evet, bu metal parçayı bir çocuk salıncağından buldum ve barınağımızın çatısı için harika olacak. Bir kat daha. Bum! İşte üzerinde çalıştığımız bir bölüm. Gördüğünüz gibi yükü tutan çubuklar var. Paraşütleri ve ip kullanacağız. Barınağımıza bir yağmurluk yapacağız. Herkes muhtemelen mücadeleyi benim batıracağımı düşünüyor. Ancak eve dönersem bence çocukların üniversite masrafı çıkar. Dördüncü gün su kaynağı aramaya başladılar. Aa, bir bataklık var. Ya bu nasıl vizyon ya? Ulan günde 10 bin dolar vuruyorsun. Ne çocuğun eğitimi? Malikane alırsın be oğlum. Vizyon da burada bu kadar kilitleniyor. Kaynasak iyi olur. Evet, dikkatli olmalıyız. Bu şey bakteri ve parazitlerle dolu. Bataklıktan lezzet al. Evet, yatma vakti. Umarım Grizz yanıma kıvrılır çünkü çok soğuk. Kendisi büyük ve sıcak. Bu üçüncü gün yine 2 saat uyuduk. Hava çok soğuk. Şu an yağmur yağsa muhtemelen hastaneye gideriz. Ama böyle konuştuğuma bakmayın bu arada. Kolay bir şey değil. Eğer harbiden takviye almıyorlarsa çok zor iş oğlum. 10 bin dolar için yapıyorum. Ve onları etkileyen sadece dondurucu soğuklar değil. Erzağımızın sonuna geldik. Grizz buna şey diyor. Oruç. Kulağa açlıktan ölmekten daha hoş geliyor. Ve sonraki birkaç gün açlık sorunu devam etti. Bu sabah küçük bir parça kurutulmuş et yedik. Hepsi bu. Jimmy bize 5 günlük yiyecek verdi ve şu anda 9. gündeyiz. Bunlar sarmaşık yaprakları. Grizz yenilebilir olduklarını söylüyor. Evet. Bu noktada her ikisinin de son derece aç olduğu açıktı. Ama şanslılar ki 10. günde onları bekleyen bir sürprizim var. Bugün 10 günü geride bıraktılar. Drop. Evet dostum. İşte çantanız. Evet. Bir yere gitmeyin. Burası mücadelenin ilginçleştiği yer. Helikopteri getirin.
Aha adamım. Gerginim dostum. İnanmıyorum. Tamam. Heyecanlandım. Aha. 10. günü kutlamak için ilk teklifimizi sunuyoruz. Yaprak yemekten bıktığınızı biliyorum. Bu yüzden yanımda 10 günlük ek yiyecek. 10 günlük yiyeceği 20 güne çıkartırsın. Baharat, 2 branda ve balık tutmak için gereken her şey var. Tabii 50 bin ödül paranız karşılığın. Ver lan ver, manyak mısın amına koyayım? Bunu düşünmeyin. Kurutulmuş et ister misin? Evet. Hı-hı. Hemen yemeyin. Bu fasulyeler iyi görünüyor mu? Ha, kesinlikle. Aa, kahve. Kahve. Tamam, size biraz zaman verelim. 10 dakikaya döneceğim. Şaka yapmıyor. Balık tutmak için gereken her şey burada. Düşünmezsin bile ya. 50 bin. Bu anlaşmayı kabul etmezlerse aptallık ederler. 10 günlük yemekten 100 bin kazanıyorlar ve sadece 50 bin ödemek zorundalar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlarla şimdi konuşalım mı? Evet. Tamam. Tamamlar ve sadece 50 bin ödemek zorundalar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlarla şimdi konuşalım mı? Evet. Tamam. Tamam. Pekala Jimmy. Önümüzdeki 60 saniye içinde bir karar verirseniz 2 adet fiyasımız vereceğim. Evet. Hadi yapalım. Tamam, 59 saniyeniz daha var ama tamam. İşte bu... Hepsini de Niger yolladı, yedim, tadı tuzu yok anasını satayım. Habire böyle çıkartıp çıkartıp canımızı çektiriyor. Harbiden Ülker çikolatalı gofreti gömersin onun yerine. 20 tane yersin. Yiyecek yığının içine koyacağım. 50 bin için sağ olun. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler çocuklar. Afiyet olsun. Bu arada onunla birlikte sandık da sizin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Jimmy. Teşekkürler. Bu anlaşmayı kabul etmemiz şarttı. Bir haftalık yemek ki bayağı çocuğumun üniversite masrafı kadar. Merhaba. Hey. Hey. Woohoo. Evet, gökten para yağdığını görmeye alışabileceğimi sanmıyorum. Sandıktaki yiyecekler onlara 10 gün yeter. Ama bir yıla ulaşacaklarsa... Evet, hedefimiz bir yıl. Yine de doğada yemek aramaları gerekecek. Bazılarınız merak ediyor. Bak, yemin ediyorum şu an... Yani orada yapabilir miyim bilmiyorum ama... Böyle bir imkanım olsa... Bu drop düşse... Hazır yemeklere asla dokunmam. Ya da minimum dokunurum. Olta geldi baba. Şu an sabah akşam balık tutması lazım. Balığa abanacak abi, oturacaklar balığın yanında, çökecekler. O hazır yemekler hep zor günler için, zor anlar için. Tertemiz. Diyor olabilir. Neden balık tutmadılar değil mi? Şöyle, yakınımızdaki bataklıkta hiç balık yok. Balık tutacaksak akarsu bulmamız gerekiyor. Hayes çocuklardan bahsetmeye devam ederken... 2 yaşındaki çocuğum da iyi uyuyamıyor. Bu yani, oluverdi. Sanırım baba olmak... Ah! Bu da ne böyle? Ah! Burası dere. Bataklık değil, burada su akıyor. Burada balıklar var. Dostum şuna bak. Şey gibi. Rıhtım. Burası yemek ve barınmak için mükemmel bir yer. Ve sürpriz dondurucu bir yağmur fırtınasıyla dolu birkaç günün ardından... Yağmur. En azından şimdi 100 bin dolarımız var. Barınaklarını yeni buldukları su kaynağının yakınına taşımaya ve yükseltmeye karar verdiler. Günaydın Grace. Nasıl hep benden erken kalkıyorsun? Barınak için kullanabileceğimiz bir sürü ölü ağaç topluyoruz. Daha sonra bunları ağaç çerçevesi şeklinde ayarlıyoruz ve ağaçları doğru uzunlukta kesiyoruz. Oh. Özür dilerim. Hayır, sorun yok. Düşüşünü hafiflettim. Özür dilerim. Tamam, belki biraz yanlış bir başlangıç yaptılar ama yapıyı yeniden kurduktan sonra ertesi günü barınaklarına son rötuşları yaparak geçirdiler. Nehirde balık yakalamalarına yardımcı olması için bir iskele bile inşa ettiler. İskele tamam. Çok şaşırdım. Ve şimdi tek yapmamız gereken balık yakalamak. Hadi. Evet. Değil mi? Ve bu ne kadar iyi olursa olsun, uyku tulumları olmadan kış geceleri hala çetin geçiyor. Gerçekten soğuk bir gece. Parmağımız üşüdü, ayağımız üşüdü. Uyku tulumu yok. Bir sonraki teklifimin ne olduğu belliydi. Bugün 20. gün ve ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Bu yüzden tekneyle gitmeliyiz. Uzaktan gelen sesi duyuyor musun? Ne dedin? Bu tekne mi? Her an onları bulabiliriz. Onlar için eğlenceli bir teklifim var. Nasıl gidiyor çocuklar? Merhaba millet. Merhaba Jimmy. Nasılsınız? İki konu var. Birinci... Oğlum size uyku tulum vereyim, iki tane amına koyayım, 130 bin dolarınızı alayım diye. Birisi uçağın bakıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden bunu elden teslim ediyorum. Hey, pekala. İşte 10 bin dolarınız. Bu da toplamda 140 bin dolar ediyor. İkincisi, size bir teklifimiz var. Oo. Teklifinize bakın. Gidip açın bakalım. İşte burada. Oho. İsterseniz o kırmızı uyku tulumu için 10 bin verirsiniz. İsterseniz o kırmızı uyku tulumu için 10 bin verirsiniz ya da 50 bin dolar verip ikisini de alırsınız. Ne? Baba 10 bin doları verirsin. Aşkla, sevgiyle, şefkatle kenetlenir. Onun içine girersin diye boşuna göre uyursun. İkisi için de 5 katı. Aa adamım. Çıkarabilir miyim? Evet, buna bakmalıyız. Evet, bir bakın.
Bekle biraz, bunu yapmam gerek. Bunlar Antarktika'da kullandığımız tulumlar. Çok işe yarıyorlar. İşte hava durumu. Önümüzdeki hafta hava oldukça soğuyacak. Öyle mi? En azından birini almanızı tavsiye ederim. Mücadeleye başladığımızda 20.000'lerdeydik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Aha. Buna uyum sağladık. Yatağımız var, çam samanımız var. Bu düşük sıcaklıklarda gayet iyi idare ediyoruz. Bir uyku tulumum olmasını çok isterdim ama 50.000 dolar... Grize eşimden daha yakın uyuyorum. Yani şaka yapmıyorum. İkisine de cevabınız hayır mı? Çok soğuk bir gece. Uyku tulum yok. Evet, sanırım bu son kararımız. İstemiyoruz. Evet, katılıyorum. Bence 10.000 dolar verilebilir. Evet, tek bir uyku tulumu bile almadılar. Pekala, çocuklar toplayın. Elbette uyku tulumları olmadan hayatta kalırlar. Ben alırdım. 10.000'liği alırdım. Hala çözemediler. Yağmurlu günler arasında beklerken bir düzene geçtiler. Baba, en kötü yarıya bölersin. Götünü sararsın uyurken ya. Su kaynatıyorlar, barınaklar üzerinde çalışıyorlar ve balık yakalamaya çalışıyorlar ama bu da pek işe yaramıyordu. Yem olarak biraz bağırsak var ve bunu atacağız. Umarım balıklar derenin dibinden çıkar. Günler boyunca hiç balık tutamadılar. İşte bu kötü. Gidip oltaları kontrol edelim. Belki yayın balığı vardır. Sonunda şansları yaver gitti. Grease! Ya da Doğa Ana'nın sunduğu iğrenç bir şeyi buldular. Bu da ne? Yiyebilir miyim? Yömersin, İlk balığımız. Bir yılan balığı ve sanırım kömürde ızgara yapacağım. Amerikan tarzı unagi yiyeceğiz. Bu 27 gündür burada yakaladığımız ilk şey ki bu inanılmaz. Yakaladığımız için mutluyuz ve lezzetli hale getireceğiz. Buna lezzetli denir mi bilmem ama... Neredeyse 30 gündür sıcak bir yemek yemediler ve bu noktada bir taşı bile lezzetli bulabilirler. Bu mükemmel. Çok güzel. Gerçekten bu şey bir harika oldu. Böyle balık yakalamaya devam edersek... O da ne kadar kötü olabilir oğlum. Evet, kesinlikle. 3,6 milyon dolar. İyi geceler. Ve 28. günde yeni barınaklarında yükseltilmiş yatak sistemini inşa etmeye başladılar. Yani ilk üçlü destek olacak. Bir, iki, aşağı doğru yan çubuklar, çapraz çubuklar ve ardı... Oğlum, içinde yılan geçiyor, şimdi ön yargı başlıyor haliyle. Paraşütlerden yapılmış çam iğneli güzel bir şilte. Yeni barınaklarının giderek daha rahat hale geldiğini gördükten... Oğlum, ev yaptı adamlar. Şu an her şey çok güzel ya. En az 6 ay ya. Sonra bu adamlara milyonlarca dolar ödeyeceğimden endişe ediyordum. Tek pişmanlığım var. Bunlar ranza değil. Ah, bu gerçekten kötü. Her şeylerini yeni barınaklarının bu derenin yanında olmasına bağlamışlardı. Ancak bu büyük bir hata olabilir çünkü hayatlarını kurtarmak için başka bir yılan balığı yakalayamadılar. Ah, bu noktada vahşi doğada yeni doğan oğlumla geçirdiğimden daha fazla vakit geçiriyorum. Ayrıca 2 yaşında çok... Kral, yürü git çocuklarınla yaşasın. Niye geldin buraya ya? 5 dakikada bir aynı dramayı yapıyor. Ne güzel para kazanıyorsun işte çocukların geleceği için ya. Çocuğum eşimle tek başına. 2 yaşında bir çocuğa babasının gittiğini, onunla konuşamayacağını, arayamayacağını, onu göremeyeceğini nasıl açıklarsın? Diyelim ki bize teklifte bulundular. Gerçekten satın alacağın şey ne olurdu? Burada yakacak odun bulmak için çok zaman harcadık. Yakacak odun vermeleri gerçekten güzel olurdu. Bunun için muhtemelen 10.000 dolar verirdim. Tam anlamıyla ormanın ortasındayız. Artık nerede olduğumuzu bilmiyorum. Devam. Nasıl gidiyor çocuklar? Harikayız dostum. Sen nasılsın? 1 ay boyunca hayatta kalmanın ödülü olarak size bir mağaza getirdim. Tamam. Tüm blog kayıtlarını... Bir dakika. Kaç var onlar? Her şeyi... Ay çok güzel ya. Lord of the Rings ne alaka orada? Oyun oynasınlar, kitap okusunlar. O kafalar mı? Evet, iskambil kağıdı falan var. Kürek, mürek, balta, testere, tava. Yazdık. Yakacak odun, kürek, yemek pişirme malzemeleri, yatak ve hatta kitaplar ve masa oyunları gibi. 1 milyoncu gibi ama her şey 10.000 dolar. Adamım. Burası sizin mağazanız. Alışveriş yapmaktan çekinmeyin. 240... Baba, ne alırdınız burada? Bak. Bin kazandık. Ben... Şu üsttekiler ne ya? Hepsini mi? Ben burada net alacağım şeyi şu an şöyle kestiriyorum. Oğlum çok bilemedim ya. Hani testere, balta, baltayı hadi siktir et. Balta da çok önemli. Testere alayım desem. Boş iş. Kürek önemli. Küreği yapar mısın doğada? Yaparsın aslında bir şekilde. Yani ben tuğullardayım yani. Testere, balta, küreğe bakıyorum. Geri kalan matara falan boş iş. Ama şu eğer su filtrelemeye falan yarıyorsa bilemedim. Tamam. Bunlar ne? Onlar sineklik. Paraşüt kullanacağız. Onlara ihtiyacımız yok. Peki hamaklara ne dersiniz? Hamak severim ama henüz paraşüt... Sineklik. Yapar mısın?
Balık yoksa küplerden yapmayı denemedik. Tamam Grissom'a cevap ver. Paraşütlerden ne yapamazsın? Çoğu şeyi. Tamam yakacak odunu istiyor musunuz? Ne kadar odun? Alacağınız odun bu. Sınırsız odun olsun. Ulan yürü git bu ne dalga mı çıksın lan 4 saatsin. Saydı satın alırdım. Onlara burada ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi teklif ettim ama yine de ilgilenmediler. Bu ikisinin gizlice deniz komandosu falan olduklarını düşünmeye başlamıştım. Bir şey bile almayacak mısınız? Günde 10 bin kazanıyorsunuz. 10 bin gitsin ne olacak? Cevabım hayır. Tamam. Milyon yıl geçse de her şeye hayır diyeceklerini düşünmezdim. Bir dahaki sefere sizi para harcamaya ikna edeceğim çocuklar. Dört gözle bekliyoruz. Evet dostum görüşürüz Jimmy. Kuru odun yok. Ağaçların hepsi yaş. İşte gidiyor. Hem de tankında. Burada dur. Hepiniz için özel bir sürprizim var. Ha, ne olur çıkar, bu neye benziyor? Bir sürü telefon. Tam olarak 1000 telefon var. Çünkü önümüzdeki 7 gün boyunca abone olan rastgele 1000 kişiye ücretsiz Samsung Galaxy S24. Vereceğim. Bu telefonlar için 1 milyon dolardan fazla para harcadım ve onları size hediye ediyorum. Bu telefonlardan birini kazanmak için yapmanız gereken abone olmak. Gerçekten ücretsiz. Bilmenizi isterim. Kanal için yaptığınız her şeyi takdir ediyorum. Bu benim için dünyalara bedel. Abone olun. Bu telefonlardan birini kapın. Hadi bakalım. Ve teklifimdeki ürünlerden hiçbiri olmadan yollarına devam et. Ne? Bir dakika. TR'ye göndermiyorlar mı? Niger alır ya. Hallederiz onu. Kanal için yaptığınız her şeyi... Alırım size yollarım. Bir takdir ediyorum. Bu benim için dünyalara bedel. Abone olun. Bu telefonlardan birini kapın. Hadi bakalım. Ve teklifimdeki ürünlerden hiçbiri olmadan yollarına devam ettiler. Ama maalesef sonraki birkaç gün boyunca hiç balık yakalayamadılar. Para gelmeye devam etse de yiyecekleri ve hızlıca yakalamak için zamanları tükeniyordu. Son kemer halkasındayım. Sanırım iki günlük falan yiyeceğimiz kaldı. Bu hiç iyi değil. İşte bu sıkıntı. Bu dere verimli. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bir yemek paketi daha getirecek. Bence daha az güne hitap edecek o. Üstüne de çok pahalı olacak. Değil. O nehre gitmeliyiz. Eğer o nehre gidebilirsem ve güzel balık tutabilirsem bir şansımız olabilir. Erzakları epey azaldığından bu noktada yiyecek bulmak için tek umutları yakalayabilecekleri balıklar olması umuduyla bataklıktan geçerek yakındaki nehre gitmek. Tüm bu kalorileri... Ulan burada balık yoksa ne yapıyorsunuz burada 25 gündür? Gitseniz o tarafa. Boş harcamak riskli ama daha fazla ilerleyeceksek bunu yapmak zorundayım. Ancak yorucu bir yürüyüşün ardından Hayes sonunda aradığını buldu. İnanamıyorum. Şuna bakın. Bu nehir. Şimdiye kadar gördüğünüz en muhteşem şey değil mi? Bu nehri bulmak muhtemelen hedefimize ulaşmamızla erken peşimiz arasındaki burada farkı belirleyecek. Neyse ki gizli bir silahı vardı. Gris ve ben kendi oltamızı yaptık. Bu şey balık yakalamayı kolaylaştıracak. Ya kankacım ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Elbette Hayes'in derme çatma oltası hemen kırılıverdi. Ellerini kullanmak zorunda kaldı ve saatlerce uğraştı. O hareketi hepiniz biliyorsunuz. Ve başarısız oldu. Olamaz. Ve eğer balıkları hemen düşürmeden yakalayamazsa buraya gelirken yaktığı kaloriler boşa gidecekti. Ama tam da pes etmeye hazırken... Bu sefer olacak. Evet. Vay canın. Baba burası bereketli. Tamam ya yaz ekstra 60 gün daha yaz. Bu sefer olacak demiştim. Ve şansı yine yüzüne güldü. Bunu Grise götürmek için sabırsızlanıyorum. Çok sevinecek. Bu akşam yiyeceğiz. Tamam bu harika. Galiba uzun zamandır böyle düzgün yemek yememiştik. Bu arada reddedemeyeceklerini bildiğim bir teklif hazırladım. Bugün 40. gün. 340 bin dolardan fazla kazandılar ve onlar için inanılmaz özel bir teklifim var. Bence bunu gerçekten sevecekler. 10 bin dolara ikiniz de eşlerinizi görebilirsiniz. Aslında şu anda izliyorlar. Evet. İnanamadım. Çocuğumu yüzüstü dostum, bırakamam. Biliyorum. Eşimi yüzüstü bırakamam. Tamam Jimmy. Baba çok haince olmaz mı ya? Hayır dediğini düşünsene bir. Ormanın içinde bebeğiyle gelmiş. Evet. Evet. Merhaba canım benim babam. Aman hey çocuklar. Harika, çok kötü kokuyorum. Merhaba Talia. Ancak ailelerini görmek ne kadar güzel olsa da ziyaret buruk geçti. Çünkü herkesin aklında büyük bir soru var. Ulan bebe de çok küçükmüş ya. Ne kadar kalmamızı istiyorsun? Hemen eve gelmeni istiyorum. Gerçekten. Gelmemi istediğini biliyorum. Ama gelmem şart mı? Evet, sana ihtiyacı var. Baba şimdi bak. Ama ya bu tartışmaya çok açık bir şey değil ya. Buna çok yorum yapamayız arkadaşlar. Evet, evladına bağ kurmalısın. Dip...
Çaresiz bakış. Yer adamın ne dediği umurumda değil. Yeterince para kazandın. Eve dönmelisin. Bu konuşma benim için çok zordu. Ne oldu? İçmeye mi başladım? Yine de dün gerçekten çok güzel bir gündü. 100 bin dolara bana oradan bir 70'lik yolla. Ailem, eşim, çocuklarım, dostum Gris vardı. Bu gerçekten büyük bir hediye gibiydi. Ama artık yoklar. Ona sarılmak ve güvende olduğunu bilmek. Ben bu gözlükleyen olsam bağlardım onu ağaca ya. Gerçekten de tüm mücadeleyi bakış açımı değiştirdi. Eşimin desteğini de aldım. 1 milyon dolar olana kadar almak istiyorum. Ve çok ihtiyaç duyulan hasret gidermeden sonra Hayes ve Gris onları hiç görmediğim kadar mutluydu. Hayes ve Gris. Bağ kuruyor. Hayes ve Gris. 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 Şaka mı bu? Pusu. Biraz balık pişirelim. Şuna bakın. Bu mükemmel. Daha önce onları tamamen mahvedecek bir şey olsa bile. Aha! 400 bin. Artık umurlarında bile değilmiş gibiydi. Ha. Birileri cinsiyet açıklama. Ya bebeğin ne ihtiyacı var baba? 330 bin. Mantıklara bakalım. Oraca demiş ki ya bebeğin ne ihtiyacı var baba? 330 bin dolar ömrünü kurtarır. Ömür boyu hasta olursa, sıkıntısı olursa geçirirsin. Baba bir küçük ameliyat 20 bin dolar istiyor. Ne boş yapıyorlar baba? Tamam baba sakin ol. Ama partisi yapmış gibi ve cinsiyet sadece paraymış. Moralleri yüksek olsa da hala çözmeleri gereken bir sorun var. Balık tutmak adına nehre gitmek için önce bu devasa bataklığın içinden geçmeleri gerekiyor. Ancak bir tekneleri olsaydı dereden nehre kolayca yüzerek ulaşabilirlerdi. Bir tekne yapıyorum. Amacım çubuklarla bir çerçeve oluşturmak ve sonra muşambamızı bağlamak. Böylece tekne yüzebilir. Tekne yapımında kendime pek güvenmiyorum. Bütün bir bataklığın içinden geçmek zorunda kalmadan balığa ulaşabilirsek bu riske değer. Güzel oğlum, teknemin ilk yüzme denemesinin zamanı geldi. İşte baba yüzmez onu. Zemini nerede gidiyor ya? Gris! Dat 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 dat. Onlara az sonra getireceğim. İskeletini görmedim ben. Altı var değil mi parçaları? Yani teklif düşünüldüğünde bu oldukça manidardı. Bugün 50. gün. Bakalım ne durumdalar. Hey! Ne dostum haber? Artık bir köyünüz var. Bekle, siz ciddi misiniz? Tekne mi yaptınız? Evet tabii. Bu odun muşambalık şey yüzüyor mu? Denemek ister misin? Hayır ben sağ ol. İnanmıyorum, gerçekten işe yarıyor. Ormanda bildiğin tekne yapmışlar. Tamam, bunu beklemiyordum. Tamam. Bunu birçok şey değil. Kayış atmış. İstirir. Aslında inanılmaz bir şey. Siz ikiniz dün bir tekne yaptınız ama ikinize Zax bir restoranı olan bir tekne getirdim. İnanmıyorum, bu çok havalı Jimmy. Teklifimi sunmadan önce moralinizin yerinde olduğundan emin olmak istiyorum. Bu şu anda Amerika'daki tüm Zaxby'lerde yayında olan yepyeni Mr. Beast kutumuz. İnanmıyorum bu çok iyi. Mr. Beast kutusunda dünyadaki en lezzetli tavuk var ve işin... Allah Allah. Güzel tarafı, her bir yemek bir Feastables barla geliyor. Bu işbirliğindeki amacımız dünyanın en iyi tavuğunu alıp dünyanın en iyi çikolatasıyla eşleştirmekti. Aynen öyle. Zaxby'nin ayrıca 12 sosu var. Ağzımda resmen lezzet patlaması oluyor. Bu da ne böyle? Bu gerçekten çok güzel. Bu Zax sosu. Ne kadar mutlu olduklarına bakın. Eğer siz de onlar gibi mutlu olmak istiyorsanız hemen Zaxby'ye gidin ve Mr. Beast kutusu alın. Yemeklerinizi aldığınıza göre. 50. gün teklifiniz şu. 50 bin dolara bu tekneyi alabilirsiniz. Motorumuz yok. Bunu hareket ettirmek için bir yolumuz yok. Yani sadece çubuk kullanıyorsun. Yani bilmiyorum. Bir gün önce garip şekilde tekne yaptığın için sana indirim yapacağım. 40 bine bırakırım. Bana kalırsa ben yaptığım tekneyi seviyorum. Ona hayatın pahasına güveniyorum. Bu alınmaz, bu boş iş. Bu yüzden işi Grise bırakacağım. 40 bin dolara tekneyi pas geçeceğim. Evet. Hayes'in çok tehlikeli teknesini tercih ederim. Eğer bu batarsa bırakmak zorundasınız. Benden söylemesi. Yemek için minnettarız. Çok güzeldi. Hoşça kal Jimmy. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bu gemi bize 40 bin dolar kazandırdı. Yine de çok tehlikeli. Hey. Dostum, mücadeleye başladığımızda kışın tam ortasındaydık. Ne kadar soğuktu hatırlıyor musun? Evet, hava şimdi çok güzel ve sıcak. Ve bahar artık tüm ihtişamıyla gelmişti ve oldukça rahat görünüyorlar. Burada bir sürü çiçek var. Rahatsız olduğumu söyleyemem. Bugün kaçıncı gün, 51 mi? Bilmiyorum, saymıyorum. Bir uçağın geldiğini duyuyorum. Nerede? Doğruca üzerimize geliyor. Bu çantayla 440 bin dolarımız olacak. Hayes ve Gris'in koltuğunu yapma zamanı. Burada kazandığımız paranın %80'i doğrudan benim işime gidecek. Benim için farklı. Katie'nin artık 24 saat vardiyalı çalışmasını istemiyorum ve bu para ona ve ailemize çok iyi gelecek. Tabii sıcak hava güzel olsa da yılanlar gibi yeni sorunlar ortaya çıkardı. Beni yılan ısırsın. Sorun mu? Ulan mis gibi yemek. İstemem. Ve fareler. Oo, leziz. Defolun buradan. Her gece. İnanamıyorum. Uykusuzluğun onları biraz sinirli hale getirmesi uzun sürmedi. Görünüşe göre Hayes buraya gelmek için çabalıyor. Hayes, yardım lazım mı? Neye benziyor? Rüzgarlıyken boşa körek çekmek ister misin? Neden oraya gidip şu oltaları tamir ettirmiyorsun? Sen baksana, benimle konuşurken çeneni kapat. Oo.
İşte 60 gün psikolojik sınırmış baba, bunu anladık şimdi. Ufak ufak bunlar da dişecekler. Sinirli. Oraya gitmişken şunları kontrol etsene. Ne yaptığımı sanıyorsun? Bilmiyorum, sadece sordum. Zaten yaptığım şeyi yapmamı söylediğin için teşekkür ederim. Yine yaptın. Çok kızgın. Unutmayın, Hayes ve Grease bu noktada çok yakın arkadaşlardı. Ancak Hayes'in sabrı taştı ve artık şakaları fazla ciddiye alıyor. Ah, Grease'in bunun nasıl çözüleceğine dair fikri işe yaramıyor besbelli. Çünkü aptalca bir fikir. Hayes, özür dilerim dostum. Seni gerçekten kızdırdığımı bilmiyordum. Düşündüğümde gerçekten üzgün olduğunu fark etmedim. Sorun yok. Tamam. Öfkesini saklayamayan Hayes kamerasını tamam. kapatarak nehrin aşağısına doğru kürek çekti ve ertesi güne kadar kampını burada kurdu. Hayes yelken açtı ve sanırım kaçmış olabilir. Karayip korsanı mısın oğlum sen? Niye bıraktı? Ne yaşıyor bu adam ya? Kesinlikle hep aklımda. Geceleri soğuk olduğunu biliyorum. Eğer birkaç gün içinde dönmezse onu aramaya çıkacağım. Onu neşelendirecek bir şey yapmalıyım. Burada Jimmy'nin son Beastrap'ta bıraktığı büyük tahta var ve onu bazı çantalarımızla birlikte bir masaya dönüştüreceğim. Bu aslında oldukça sağlam. Ve Hayes eve döndüğünde eli boş değildi. Görünüşe göre Hayes büyük macerasından dönmüş. Geyik de geliyor değil mi? Güzel. Aa, bunlar deniz alabalığı. Oldukça bitkinim. Bir dakika izin verir misin? Tabii dostum, nasıl istersen. Grease. Evet dostum. Bu da ne böyle? Bu bizim masamız. Bir masamız var. Evet. Aa dostum. Evet, biraz neşeleneceğini biliyordum. Bu 100 bin dolarlık bir masa Grease. Tekrar hoş geldin dostum. Evde olmak çok güzel. Hadi. Hayatta kalma ihtiyaçları karşılandık. Danilo'ya benziyor ya. Ben ve dostlukları yeniden kurulduktan sonra geriye tek bir soru kalmıştı. Ne kadar kalacaklar? Ciddi bir konuşma yapmamız gerek. Evet. Son gün. Doğrusu bana kalsa 5 gün önce biterdi. Belki fazladan bir hafta daha zorlanırız. Yani kişi başı 35 bin dolar. 70. günde fişeyi ateşleseydim nasıl hissederdin? Kendimi gerçekten... yüzüstü bırakılmış ve yalan söylenmiş hissederdim. 70. günü teklif ediyorum. Bir konuş. Ufaktan kılafa dönmüş tabii. Ne yaparız? İleri gidip gitmeyeceğimize karar veririz. Bana uyar. Grease'e daha uzun süre kalacağıma söz verdim. Onun için. Ama bu konuda mutlu değilim. Günaydın çocuklar. Şimdi Hayes bu aralar biraz üzgün. Bunu görüyorum. İçine kapanık. Bu yüzden biraz endişeleniyorum. Grease'le bu konuyu konuştum. Daha uzun kalmamı istiyor. Hep daha uzun süre kalmam için beni zorluyor. Bir noktada vahşi doğada kalmayı bırakıp baba olmalıyım. Yeni bir gün daha. Tabii şimdi duygusallık da basıyor baba. Evet. Yani eşi, çocukları falan olmasa... Görmüştüm, olamaz. Atom attılar. Hayes gökten düşen çantayı kontrol etmeye gidiyor. 70. gün. Grease'in karar verip vermediğini öğrenmeliyim. Bakalım ne diyecek. Bu kadar parayla ne yapacağız? Seninle bu konuda konuşmak istiyorum. Fişeyi ateşlemeye hazır gibiyim. Sen burada tekmeyi bir koyacaksın baba. Sen ne düşünüyorsun? Daha uzun kalmak istiyorum. Biliyorum. Bileğine bir halat. Gitmek istiyor. Omzundan gücü alıp sürükleye sürükleye götüreceksin Beyze. Sonra o yaptığı masanın üzerine yatıracaksın. 3 şamar, 4 şamar, 5 şamar. Öyle öyle. Ailenle olmak istiyorsun. Biliyorum. Bunu binlerce kez konuştuk. Sadece bugün bu konudaki düşünceni bilmek istiyorum. Evet mi, hayır mı? Bir gün daha dayanabilir misin? İyice düşünmek için istersen 24 bu saat bekle. Bu konuda çok düşündüm ama başka bir gün dersen öyle olsun. Bu da götüm böyle diye 20 gün daha kaldı ama ha. Nasıl gidiyor çocuklar? Nasılsın dostum? İyiyim. Hadi küçük bir yürüyüşe çıkalım. Şuraya gidebiliriz. Diyelim ki Hayes farklı düşünüyor. Evet. Burada daha kaç gün hayatta kalabilirsin? En fazla 45 gün diyelim. Açıkçası dahası tamam. Da olmaz. Sence o daha kaç gün kalabilir? Her gün bundan bahsediyor. İşaret fişeğini ateşlemeyi ne sıklıkla düşünüyorsun? Her gün. Seni durduran ne? Bu aşamada mı Grease, anlarsın ya, 1 milyon kazanmak istiyorum. Anlarsın ya. Zor. Benim de ona karşı bir yükümlülüğüm var ama artık ailem daha önemli. Evet. Evet, o fişeyi ateşlediğinde inanılmaz olacak. Aa, sabırsızlanıyorum. Dün gece iyi uyudun mu? Hı. Adam bitmiş. Grease'i yüzüstü bırakmak istemem ama galiba benden bu kadar. Her gece Grease'le omuz omuz olduğum ilk kampımıza geri dönmenin harika olacağını düşünüyorum. Oğlum adam bir gün Arda Turan oluyor, bir gün Doğukan Manço oluyor, bir gün Klaf oluyor, bir gün Danilo oluyor. Nasıl bir düşündüm ve ondan sonra
Tamam dostum, biz artık kardeşiz dedik. Buradan çok parayla ayrılmayı bekliyordum. Hayat boyu sürecek bir dostlukla ayrılmayı bekliyordum ve bu benim için çok anlamlı. Kendim ve ailem için neyin doğru olduğunu düşünmek zorundayım. O... Tamam bırak git. Hayes o kadar çaresiz kaldı ki Gris'in çantasından fişek tabancasını çaldı. Oysa bir zamanlar onu iki parçaya ayırmak onun fikriydi. Bu noktada tek yapmam gereken bu şeyi ateşlemek. Ve tekrar baba olmak, anlıyor musun? Kanka, 24 saat daha düşünsem mi acaba? Bu işin çok zor olduğunu biliyorum. Burada yaptığımız şey kolay değil. Ailen için doğru olanı yaptığına gerçekten inanıyorum. Ben katılmıyorum. Hayatlarını değiştirecek bir şekilde Hayır, onlara destek oluyorsun. Şimdi tam tersi oldu. Ben çekip vurmasın bari. Şimdi sanırım gerçekten orada olmam gerekiyor. Galiba gerçekten üzgünsün ve aileni Atacak. Çok özlüyorsun. Vuracak bir Bana şey. Göre... Bence para önemli değil. Bu mücadeleyi yaşadım. Para artık benim için önemli değil ve beni burada tutan tek şey sensin. Ve ben bundan gerçekten bıktım. Ya 700'ü yuvarlayın şunu evet. ya. Ailemin de bana ihtiyacı var, biliyor musun? Bunda çok iyisin. Hep ikna ediyorsun. Alıp sıkacak. O anda Gris'in bir karar vermesi gerektiği açık. Ya da bu diyecek ki tamam hadi vur. Hayes'i daha fazla para için vur. Ha ya da evet bak çok mantıklı diyeceksin ki Danilo'ya. Kardeşim bıktım ben car 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 aylardır konuşuyorsun. Yok baba olmak istiyorum baba olmak istiyorum. Al kardeşim diyeceksin 200 bin dolar. Gerisini bana bırak. Siktirip gidelim diyeceksin, anladın mı? Ormanda hayatta Dertimiz kalmaya mantık. Devam etmeye ikna etmek ya da... Ya da kal şunu 750'ye bağlayalım. Birlikte bölüşelim. Ha. Ona en çok ihtiyaç duyduğu anda dostunun yanında olmak. Adamsın lan. Bu mücadeleyi başka biriyle Adamsın. Yapamaz. Aç gözlük yapma koçum yani hadi. Gerçekten seni gerçek bir kardeş gibi görüyorum. Tamam mı? Seni zorladığım için özür dilerim. Sürekli zorladım. Seni yüzüstü bırakmak istemem. Yüzüstü bırakmazsın. Hayır bırakırım. Kardeşler birbirlerini yüzüstü bırakmaz. Bu işler böyledir. Her şey... Her şey bir gün biter. Şu fişeye bir bakayım. Vay, şu fişeye bir bakayım. Bunu... ya da böyle alacaksın amına koyayım. İçinden fişeyi çıkartıp... yutacaksın. Amına koyayım, bu da göt gibi kalacak ağlarken. Ve... Dürüst olayım, bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Bence... bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Bu işi yapmamızın zamanı geldi dostum. Ya oğlum aklımda deli senaryolar var şu an. Seni seviyorum dostum. Ben de seni seviyorum. Helal lan size. Helal lan. Kötü kokuyorsun. Sanırım işaret fişeğini ateşlediler. Hey sen şuna bin. Gidip kontrol edelim. Zenginiz. Zenginiz. Selam. Merhaba Jimmy. İnanmıyorum. Onları bıraktığımızda böyle görünüyorlardı. Ve işte 74 gün sonra bu haldeler. Reis 74 günde 5 kilo bile vermedin. Nasıl oldu bu ya? Gerçi pantolonunda bir göt potu oluşmuş ama yine 75 gün balık yiyen birine göre yağ oranı fazla gibi. Kötü kokuyorsun. Sanırım işaret fişeğini ateşlediler. Hey sen şuna bin. Gidip kontrol edelim. Zenginiz. Zenginiz. Selam. Merhaba Jimmy. İnanmıyorum. Onları bıraktığımızda böyle görünüyorlardı. Ve işte 74 gün sonra... Yok lan tabii erimiş lan. Sonra bu haldeler. İnanılmaz. Evet inanılmaz görünüyorlar. Bu ormandan 74 gündür ayrılmadınız. Dostum ben hazırım. Son bir sürpriz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kadın boşanmış değil mi? Bir dönüyor kimse. Merhaba Talia bebeğim seni çok seviyorum. Baksana bebek dile gelmiş konuşuyor. 74 gün sonra 670 bin dolar kazandılar. Harika. İzlediğiniz için sağ olun. Bunun gibi videoları... Oğlum bebek bayağı büyümüş lan. İstiyorsanız kız da büyümüş. Yazın. Unuttuysanız diye önümüzdeki hafta kanala abone olan binlerce kişiye Samsung telefon veriyoruz. Bak güzel videoymuş. Kendi kalsa sarmazdı da bu çok güzelmiş. Sevdim bunu da. Yatı koru senin olsun. Biz bunu izlemiş miydik ya? Bu oda ondaki içine patlayacak. Bunu hatırlıyorum. Bok gibi videoydu. Bunu izlememiştik.
Duygulandırdı, evet. Bakma, baba olan da çok direndi. Yani adam zaten 22. gün konuşmaya başladı çocuğum karım diye. Ona rağmen 70 küsür gün durdu yani. Videolar nasıl, oyun var mı? Dur bakalım. Ya oyun. Ben yarın kaçta yola çıkacağım, uyanacağım, çıkacağım. Ne yapmam lazım? Bir hazırlık yapmam gerekiyor. Yani oyuna girersek de bir saat falan girsem esprisi olur mu bilmiyorum ya. Neyse dur şimdi, siktir et, oyun atlama. Kaçta çıkacaksın? Ben birkaç gündür sabah 9'da uyanıyorum. 9-10 gibi böyle uyanıyorum ama hep uykum oluyor. 12'de falan böyle hala uykum varmış gibi hissediyorum, sonra ayılıyorum. Herhalde yarın da 11 gibi falan çıkarım. 11 gibi çıksam kafi. Oyun oynadın mı? Oynadım tabii. Şimdi durun. Bir video daha gördüm. En düşük puanlı restoranlar İzmir mi? Şehirdeki en eski ve en yeni otelde bir gece geçirmek mi? Şu yatı da izleyelim. Ya istiyorsanız izlerim ben. Sıkıntı değil. Burada ne yapıyorlar? Güçlü maymun kuleleri ve harika kahramanların birleşiminden mükemmel savunmanızı yaratın. Ardından istilacı tüm balloonları patlatın. Balloons.